Evet, değerli katılımcılarımız, bugün de yine güzel bir proje tanıtımıyla sizlerleyiz. TÜBİTAK'ın bize sunduğu, katılımcılara sunduğu bu güzel hizmeti sizlere daha iyi yaygınlaştırabilmek için Mete Hocam, Mete Arslan Fonak Hocam, yürütücümüzle birlikte Biyoteknolojinin Renkleri 4004 projesini bugün sizlere tanıtımını yapacağız. Ben şöyle kısaca Mete Hocam'dan bahsedeceğim. Sonra sözü Sayın Yürütücümüz Mete Hocamıza bırakacağız. Yayından önce Mete Hocam'ı birazcık böyle nasıl sizlere tanıtabilirim diye incelediğimde, tezini incelediğimde çok güzel bir tezle karşılaştım. Çünkü özellikle şu söylenmesi gereken bir şey, yaptığı tez direkt ülkemizin keltik türlerinin, bize özgü türlerinin varlığını ispatlamaya, varlığını göstermeye yönelik bir tez olmuş. Gerçekten takdire şayan bir durum. Öncelikle gerçekten bu tez çalışması için teşekkürlerimi sunuyoruz. Tabii ki doktor, doçent doktor Semra Hasan Çevi hocamız da danışmanımız olduğu için ona da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi Mete Arslan hocam, katılımcılarımız da tabii haliyle merakla bekliyorlar sizin projenizi tanıtmanızı. Kendinizi tanıtarak da, projenizi tanıtarak da başlayabilir misiniz? Buyurun. Tabii ki çok sevinirim. Güzel düşünceleriniz için tekrar teşekkür ederim. Çalışmamda gerçekten ülkeye bir şey katmak istedik. O da oldu. Umarım gelecek dönemlerde daha farklı çalışmalarla katkı sağlarız. Ben Mete Arslan Konak, biyoloji öğretmeniyim. Tekirdağ Çerkez gibi de hem öğretmen olmam hem de bir ayağımın akademide olması bu projeyi çıkartabilmemizi sağladı. Bu proje ilk projemiz değil. Aslında üçüncüsünü yapıyoruz da diyebiliriz. Daha önce 4005 projesiyle başlamıştık. Şimdi 4004'te devam ediyoruz. Projemiz içerisinde bugün bana eşlik edecek olan Doçent Doktor Hikmet Sürmeli Hocam ve Tuğba Demirer Hocam buradalar. Sunumu birlikte gerçekleştireceğiz. Siz hazırsanız sunuma başlayabiliriz. Evet hocam, projenizi dikkatli takip ediyoruz. Buyurun sunumunuza başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Yapacağım sunum sesli bir sunum olacak. Bundan dolayı bilgisayarımın sesini sizlerle paylaşacağım. Hemen kısa bir denemeyle başlıyorum. Ses geliyor mu, gelmiyor mu diye bir kontrol etmek istiyorum. Sesi duydun mu? Evet hocam, duyuldu. Tamamdır, başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Evet, hepimizi bugün buluşturan gözle göremediğimiz ama varlığının bize çok şey kattığı bir molekül görüyoruz, DNA. Yaptığımız bütün çalışmalar bu molekül üzerinden gidiyor. Sunumuma başlamadan önce değerli hocamız herkes tanır. Uzun süredir ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok önemli insanlardan bir tanesidir. Aslında bu projelerin ne kadar önemli olduğunu bize yapmış olduğu bir konuşmada anlatıyor. Diyor ki benim idealist öğretmenlerim bize öyle eğittiler ki benim Amerikalılardan daha iyi bir eğitimim ve daha çok özgüvenim vardı. Aslında yaptığımız TÜBİTAK'ın bilim toplum programlarının yegane amacı bu. Öğretmen kalitesini yükseltmek, onlara özgüven kazandırmak ve o özgüven ve bilgiyle öğrencilerini daha ileri noktalara götürmelerini sağlamak. Bizim yaptığımız projemiz TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kısmı. Gene toplumda en çok bilinen yanlışlardan bir tanesi 4004'lerin sadece doğa eğitimi olduğu ile alakalı. Aslında değil, bir de bilim okulları kısmı var. Biz TÜBİTAK 4004 bilim okulları kısmına daha çok hitap ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın projesi, Tekirdağ Çerkezköy Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesi. Aynı zamanda ortaklarımız da mevcut. Mersin Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bu projede bizim ortaklarımız. Tabii konumuz biyoteknoloji. Biyoteknolojiye baktığımızda multidisipliner bir alan olduğunu görüyoruz. Yani tek başına çalışmıyor. Birçok farklı alanla, farklı disiplinle birlikte hareket ediyor. Onların gelişimlerinden faydalanıyor ve ortaya yeni ürünler çıkartıyor. Bence projeyi anlayabilmek için öncelikle biyoteknolojinin alt dallarını ve uğraş alanlarını iyi bilmek gerekiyor. O zaman projenin ulaşmak istediği hedefleri daha net anlayacaksınız diye düşünüyorum. Biyoteknolojinin renkleri projemizin adı buradan geliyor. Biyoteknolojinin alt dalları renklerle ifade ediliyor.
kırmızı, mavi, sarı, yeşil, kahverengi, beyaz, gri gibi renklerle ifade ediliyor ve bu renklerin hepsi bir alanı ifade ediyor. Bizim de projemizin ismi, isim babası Beyaz Biyoteknoloji adı altında bir makaleden geliyor aslında diyebiliriz, biyoteknolojinin renkleri. Peki biyoteknoloji ne yapar, neylerle uğraşır, bizim hayatımızda ne kadar yeri var, ona bakmamız lazım. Şimdi bu fotoğrafta gördüğünüz bir GDO, bir de GDO olmayan iki tane mısır görüyorsunuz. GDO çalışmaları aslında çok eski çalışmalar. Amerika'da ilk başlanmış, mısırın genetiğinin değiştirilmesiyle beraber çok daha farklı alanlarda yaygınlaşmış. Şimdi basitçe bir GDO'dan bahsedecek olursak eğer, bence toplumda bilinen bazı yanlışları da düzeltmiş oluruz diye ümit ediyorum. Yine sizin vasıtanızla ulaşamadığınız insanlara da yine yanlış bilgilerini düzeltme şeklinde kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi en sol tarafta GDO'lu mısırlar var, görüyorsunuz. Hiç yenmemiş, bozulmamış. En sağ tarafta da kurtlar tarafından yenmiş mısırlar görüyorsunuz. Peki bu kötü mü, iyi mi? Yani toplumda şöyle bir düşünce var. Yani kurt bile yemiyor, ben niye yiyeyim? Değil mi? Aslında şöyle düşünmekte fayda var. Milyonlarca dolar her yıl hayvanlar tarafından yenen ve kayıp mahsul var. Bu mahsullerin önüne geçebilmek için aslında yapılmış bir çalışma. Ne yapmışlar? Normalde şu kurtçuğumuzu görüyorsunuz. Bu kurtçuk Bacillus thuringiensis dediğimiz bir bakterinin ürettiği toksinle ölüyor. Bilim insanları da bu bakterinin bu toksini üreten genini alıyorlar, mısıra aktarıyorlar. Mısır sadece bu kurtçuğun yediği zaman etkilenebileceği bir toksin üretiyor. Yani insana herhangi bir zararı yok diyebiliriz. Bu şekilde de ürün kayıplarının önüne geçmiş oluyoruz. Yine bu fotoğrafı gördüğünüz zaman toplumda sorduğumuzda, özellikle ben çocuklara sorduğumda, hocam GDO'lu mu diyorlar. Aslında GDO değil. Yani böyle bir ırk var ve bu ıslah çalışmalarıyla elde ediliyor. Daha çok et ve süt verimi üzerine 1950'lerde geliştirilmiş bir ırk aslında. Üretildiği toplumun yarısı kadar da nüfusu var diyebiliriz. Gene bizi çok yakından ilgilendirecek, özellikle gençleri ilgilendirecek bir haberim daha var. Biliyorsunuz artık ürettiğimiz hayvan sayısı bize yetmemeye başlıyor. Özellikle bizim ülkemizde yeri geliyor dışarıdan ithal ediyoruz. Bilim insanları buna çözüm olabilmek için, özellikle artan dünya nüfusunu da besleyebilmek adına yeni çalışmalar yapıyorlar. Şu gördüğünüz hamburgerde laboratuvarda üretilmiş bir etten elde edilmiş bir hamburger. Aradaki fark ne? Arada hiçbir fark yok. İkisi de et. Biri doğal, biri laboratuvarda yetiştirilmiş. Ve günümüzde Amerika'da, yanlış hatırlamıyorsam, bunun satışına başlandı, insanlardan geri dönüşler alınıyor ve normal hamburgerden hiçbir farkı olmadığı söyleniyor. Gelecekte acaba çok daha farklı şeyler görecek miyiz? Bu da beni ayrı bir heyecanlandırıyor. Yine biyoteknolojinin kullanmış olduğu, bir araç olarak kullanmış olduğu bitki doku kültürü var. Bitki doku kültürü ve biyoteknoloji iç içe çok fazla kullanılıyor. Özellikle bitki biyoteknolojisi alanında. Bizim de projemiz, hani katılımcılarımıza bir sürprizimiz olsun, Tekirdağ'ın Namık Kemal'in bitki doku kültürü merkezini gezeceğiz ve bu süreçleri birebir, belki de uygulama imkanı bularak, bitki doku kültürünü yaşatma, öğrenme, yaparak, yaşayarak öğretme etkinliklerimiz olacak diye söyleyeyim. Bu sürprizlerden bir tanesi. Daha birçok sürprizimiz var. Yine buradan bahsedeyim. Genetik mühendisliği ile çok fazla iç içe biyoteknoloji. Genellikle de en çok karıştırılan iki kavramdır: biyoteknoloji ve genetik mühendisliği. Katılımcılarımız için şunu söyleyelim. Projeye katıldıklarında net olarak ayırabilecekler hangisi hangisidir diye. Fotoğrafı incelediğiniz zaman ağaçların ışıldadığını görüyorsunuz. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama günümüzde, özellikle de Türkiye'de, yani bizden çok uzak bir teknoloji değil, Türkiye'de Gebze Teknik Üniversitesi'nde araştırmacılarımız ağaçlara ışık yayma genini aktararak sokak lambaları yerine, bu enerji israfı yerine, ağaçların sokakları aydınlatmasını sağlayacak bir proje geliştiriyorlar. Tabii bu da yetmiyor. Biliyorsunuz gene günümüzde birçok insan evinde oda kokusu kullanıyor değil mi? Hepimiz gidip o kimyasalları alıyoruz. Buna da artık dur diyeceğiz. Çünkü genetiği değiştirilmiş parfüm kokusu yayan yosunlarımız var artık.
Yani gen mühendisliği, gen teknolojileri ve biyoteknoloji bizim hayatımızla birebir iç içe. Bunları yaşıyoruz. Gene tıp alanında çok çok kullanılan bir gen terapi yöntemi var. Bu bir video. Videoyu açacağım, beraber izleyelim. Sonra üzerine kısa bir yorum yapacağız. Videoda CRISPR gen teknolojisinden bahsediyor. Gen teknolojisinde basitçe ama bozuk olan bir genin değiştirilmesi. Buradaki bireydeki özden I think all agree are defective relative to people who don't have those genes, like Huntington's or cystic fibrosis or other. And that, at least from my point of view, is a relatively simple ethical problem. When you get to genes, üzerine hala tıpalanma çalışmalar devam ediyor. Başarılı olan çalışmalar da var, ilerleme kaydeden çalışmalar da var. Gelecekte bireye özgü tedavilerin çok çok konuşulduğu zamanlar yaşayacağız diye düşünüyorum. Tabii bitti mi bitmedi. Biyoteknoloji dediğim gibi multidisipliner olduğu için bütün alanları neredeyse kapsıyor ve bunlarla ilişkili. Günümüzde biyosensörler konusu var. Bu da gelecekte gene bizi çok fazla etkileyecek. Hayatımıza birebir etkisi olacak bir husus. Burada bunun çalışmasını da yapmışlar. Olumlu tedavileri de görmüşler, öyle söyleyelim. Videosunu almadım, sadece fotoğraf olarak koyayım istedim ama videosunda özellikle omurilik felçlerine enjekte edilmiş, onların metabolizmasına etki etmeyecek şekilde, çalışmasını devam ettirecek şekilde konulmuş bazı biyosensörler var ve bu aradaki kopukluğu sağlayabilen bir cihaz şeklinde çalışıyor ve o yürüyememe sorunu ya da hissedememe sorunlarının önüne geçilmiş bir şekilde canlının hayatına devam etmesini sağlayan yeni teknolojiler bunlar. Evet, benim en çok heyecanlandığım husus burası. Burada özellikle durmak istiyorum. Şimdi bu da bir video. Videoyu size oynattığım zaman o kadar çok HD görüntülere alıştık ki bu görüntülerin pikseli niye bu kadar düşük, niye bu kadar kötü diye düşünebilirsiniz. Ya niye duymuyorum ya? Gayet normal. Sol tarafta gördüğünüz orijinal image kısmında orijinal GIF videosu var. Sağ tarafında ise bir bakteri DNA'sına aktarılan bir görüntü görüyoruz. Bakın, DNA'nın USB bellek olarak kullanıldığı bir teknolojiden bahsediyoruz şu an. Ne yapılıyor? DNA'daki adenin, timin, guanin ve sitozin gibi yapıları matematikteki, kodlamadaki harflere dönüştürüyorlar, sayılara dönüştürüyorlar. Ve bu şekilde DNA'nın içine yeniden kodluyorlar bunu. Geçen sene Microsoft bununla ilgili bir yazıcı büyüklüğünde makine geliştirdi. Bu kodlanmış DNA'ların tekrar okunmasına yönelik bir çalışmaydı. Ve işe yarıyor. Bunlar ilk çalışmalar ama gelecekte belki de HD kalitede DNA'ya aktarılmış veriler görebileceğiz. Ben video şeklinde düşünüyorum ama Microsoft bunu biraz daha farklı düşünmüş. Makalelerinde diyorlar ki bir okul büyüklüğündeki veri depolama alanını biz DNA'ya bilgi yükleme sayesinde iki tane küçük küp şekere sığdıracağız diyorlar. Hem maliyet hem zaman açısından inanılmaz faydalı. Gelecek yıllarda cebimizde belki DNA USB'leri taşıyacağız. Dört gözle bekliyorum. Evet. Bir teknolojinin bir diğer alanı bioinformatik. Elimde seyrek ilgilendiğim bir alan. Özellikle antibiyotik when these mutants hit the next boundary, they too have to pause and develop new mutations to make it into 10 times as much antibiotic. And you see the different mutants repeat this at 100. Yani en soldan en sağa doğru gittiğinizde bir bakteri evrimleşerek her bir ifadeyle and after about 11 days, they finally make it into 1,000 times as much antibiotic as the wild type can survive. And so we can see by this process of accumulating successive mutations that bacteria which are normally sensitive to an antibiotic can evolve resistance to extremely high concentrations in a short period of time. Doğal mı, yapay mı olduğu bioinformatik yöntemleriyle araştırılıyor. Aynı şekilde bu diğer insanlar için ya da hayvanlar için ya da bitkiler için de kullanılabilen bir yöntem.
biyoteknolojide elde edilen büyük verileri analiz edip asıl doğru olan noktaları ortaya koyabilecek bir disiplin alanı biyoinformatik. Yine en çok muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi de biyoteknolojik aşılar. Ülkemizde Marmara Üniversitesi'nde bir hocamız biyoteknolojik aşı geliştirmeye çalışıyor. COVID-19 için şu sıralarda. Daha öncesinde ise gene TÜBİTAK destekli bir projede ülkemizde biyoteknolojik kanser ilacı üretilmişti. Bununla ilgili çalışmalar halen devam etmekte. Evet, son biyoteknolojinin benim aldığım konulardan bir tanesi de bu. Burada bir filmden bir kesit aldım. Günümüzü konuşuyoruz ama geleceğimizi çok fazla etkileyecek bir alan. Özellikle biyoteknolojideki gelişmeler insanı hem korkutuyor hem sevindiriyor. Burada biyoetik ve biyogüvenlik ihtiyaçları, bilme ihtiyacı da hissediyoruz. Acaba zararlı mı, acaba faydalı mı? Bunun kararını bizler vereceğiz. Videoyu izleyelim, üzerine birlikte konuşalım. Açık! Affedersin. Senin türün üzerindeki üstünlüğün beynin makinelerce yok edilmeden önce aklından geçen son şey olsun. Bilmeyenler için tekrar edeyim. Şunu söylüyorum. Senin türün üzerindeki üstünlüğün ölmeden önce aklından geçen son şey olsun diyor. Bu arada video sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Onu da COVID-19 için bir mesaj olarak verelim. Şimdi biyoteknolojinin geleceği içerisinde transhümanlar var. Transhüman ne demek? İnsan ve makinenin birleşimi demek transhüman. Yani insanın var olan kapasitesini makinelerin de kapasitesine eklemek demek. Bununla ilgili çalışan bir sürü şirket ve firma var. En çok ilerlemeye kaydeden ise Elon Musk'ın Neuralink şirketi. Geçen hafta içerisinde artık dil öğrenmenize gerek olmadığını, insan beynine ekleyeceğimiz bir çip sayesinde herkesin İngilizce konuşabileceğini ya da diğer dilleri konuşabileceğini söylüyor. Peki burada insan akla bazı sorular geliyor. İnsan ve makine birleşimi meydana gelirse yeni ortaya çıkacak insan türü ve insan ırkı makine birleşimi olmayan insanları acaba yargılayacak mı? Bununla ilgili sosyobilimsel, biyogüvenlik ve biyoetik konularını doçent doktor Hikmet Sürmeli hocama devretmek istiyorum. O kısaca bir bizi bilgilendirsin. Sayın hocam. Mete Hocam merhaba. Merhaba değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Umarım herkes iyidir bulunduğu yerde. Ben bu projede olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum gerçekten. Çünkü çok zengin ve çeşitliliği çok fazla olan bir proje. Rengarenk hakikaten isimden de anlaşılacağı gibi. Çok da güzel etkinlikler ve uygulamalar var. Konuları zaten Mete Hocam saymıştır. Ben başlangıcını kaçırdım ama büyük ihtimalle tüm konuları duymuşsunuzdur. Bunlardan bir tanesi de biyoetik, biyogüvenlik ve sosyobilimsel konulardı. Bu konularla ilgili küçük katkı sağlayacağım projeye. Umarım ilerleyen dönemlerde. Şimdi biyoteknoloji çok değişebilen, gelişebilen bir alan gerçekten. Ve son 20-25 yıldır da biz bunu çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Biyoteknolojiyle ilgili ancak öğretmenlerimizin, hani bana kızmasınlar ama ve çok farklı seviyelerdeki öğrencilerimizin bilgi seviyelerine, tutumlarına, etik değerlerine baktığımızda ise bunun biraz sınırlı kaldığını görebiliyoruz. Bunu biraz geliştirmek adına bu projenin önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yine uluslararası çalışmalara baktığımızda biyoteknoloji eğitimiyle ilgili biyoetiğin birlikte verildiğini görüyoruz. Bizim programımızın da, fen bilimleri programının da belki en büyük eksikliklerinden birisi son dönemde özellikle bu konu. Biyoetiğin mutlaka biyoteknolojik çalışmalarla birlikte verilmesi gerekiyor. Özellikle küçük yaşlardan itibaren. Biyoetik aslında etik uygulama alanlarından bir tanesi. Kısaca bahsetmek isterim arkadaşlar. Canlı organizmaların kullanımı için etik konular ve bu konular üzerine karar verme çabası, zihinsel karar verme çabası diyebiliriz biyoetik için. Aslında iyinin ve doğrunun ne olduğunu tartışıyoruz ve mutlak iyi, mutlak doğru var mı bunları tartışıyoruz. Tabii ki bu konuyu biyoteknoloji üzerinden yapıyoruz. Yapılan çalışmalar gerçekten ne kadar faydalı
riskleri var mı? İlerleyen dönemlerde karşılaşabileceğimiz sorunlar, belirsizlikler var mı? Bunun üzerine yapılan değerlendirmeler diyebiliriz aslında biyoetik için. Ve çok önemli bir konu gerçekten ve bizim atladığımız konulardan bir tanesi. Biz 8. sınıf programında incelediyseniz biyoetik teknoloji konularını programa dahil ettik. Ama bununla ilgili etik değerlendirmeler yapmıyoruz. Belki bir bilgi aktarımı veriyoruz öğrencilere. Çok güzel örnekler verebiliyoruz ama bununla ilgili etik değerlendirmenin verilmesi şart diye düşünüyorum. Bizim programımızın yine önemli özelliklerinden bir tanesi karar verici durumda olabilme, öğrencilerimizin bilinçli karar verebilmesi. Özellikle ilerleyen dönemlerde bilinçli karar verebilen bireyler veya vatandaşlar olarak değerlendirebiliriz biz onları. Ve bu bilinçli karar verme aşamasında biyoetiğin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biyoetikle birlikte biz öğrencilere yaşama, tüm organizmalara aslında canlı, cansız, tüm varlıklara saygı duymayı, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin artılarını ve eksilerini değerlendirebilmeyi, aynı zamanda farklı düşüncelere sahip bireyler olabileceğini ve bu düşünceleri değerlendirmemiz gerektiğini de vurguluyoruz. Bu konuları biz aslında programda sosyobilimsel konular altında ele alıyoruz. Bu programımıza da 2013 yılında girdi biliyorsunuz sosyobilimsel konular. Özellikle öğretiminde de argümantasyon öğretim modelinin kullanıldığı konular olarak değerlendirebiliriz. İki ucu keskin bıçaktır sosyobilimsel konular. Hem artıları vardır hem de eksileri vardır ve dolayısıyla ikisinin de değerlendirilmesi ve sınıf ortamında tartışılması gerekir. Ve bu tartışmayı yaparken de mutlaka bilimsel verilerden, bilgilerden yararlanılması gerekir. Ama bir boyut daha vardır ki işte o da etik boyuttur. Etik boyut açıdan da biyoteknoloji konularının, sosyobilimsel konuların değerlendirilmesi gerekir arkadaşlar. Etik değerler gerçekten önemli çünkü yaşama saygı duymayı, kişiye saygı duymayı, canlılara ve cansızlara, tüm varlıklara saygı duymayı gerektirir aslında. Bir önemli nokta daha, biz 2000 yılından itibaren programlarımızda bilimsel okuryazarlığı vizyon olarak kabul ettik. Biliyorsunuz her programın ilk sayfasında yazar bu. Programın vizyonudur ve bilimsel okuryazarlığın en önemli özelliklerinden bir tanesi de öğrencilerimizin sosyobilimsel konularda bilinçli karar verici durumda olabilmeleridir. Bunun yanı sıra bireysel haklara, sorumluluklara sahip olmaları gerektiğidir ve ilerleyen dönemlerde sahip oldukları mesleklerde de bu özellikleri gösterebilmeleridir. Bir konu daha biyogüvenlik sorunu aslında. Biyogüvenlik 2000 yılından itibaren tüm ülkeler, hemen hemen tüm ülkeler tarafından kabul edilmiş olsa da çoğu ülkede uygulaması biraz sorunlu bir konu. Özellikle genetiği değiştirmiş organizmalar gibi biyoteknoloji ürünlerinin risklerinin değerlendirildiği, bu risklerin önlenebilmesi için önleyici işte usullere, esaslara dayanan ve yasalara dayanan bir konudur bu. Ülkemizde de 2000 yılında kabul ettik ama 2010 yılında itibaren de yasal olarak biyogüvenlik konusu uygulanmaya başladı. Yine bu da biyoteknoloji konuları içerisinde geçmesi gereken konulardan birisidir diye düşünüyorum. Çünkü yine programa baktığınızda 8. sınıfta biyoteknoloji çalışmaları altında genetiği değiştirilmiş organizmaları da görebiliyorsunuz. Evet, sosyobilimsel konular, biyoetik ve biyogüvenlik programda yer alması gereken konular diye düşündüğümüzden dolayı biz projede biyoteknoloji uygulamalarının yanı sıra bunların birlikte değerlendirilebileceği bu konulara da örnekleriyle, uygulamalı örnekleriyle yer vermeye çalıştık. Teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Mete hocam, diğer hocamız sunum yapacak mı? Daha bitmedi. Şimdi projeyle ilgili İnternette sorun var galiba. Benden kaynaklı mı yoksa beni duyabiliyor musunuz? Evet hocam, şu anda sizi duyabiliyoruz. Özetle tüm bu anlattıklarımızı en iyi şekilde katılımcılarımıza aktaracak ekibi birleştirdik. Bazen düşünüyorum projenin ismini biyoteknoloji yıldızları mı koysaydık acaba diye. Böyle iyi bir sene biyoteknoloji yıldızları yapabiliriz, bilemiyorum. Bizimle birlikte bu bizim katılımcılarımız için çok önemli bir husus. Profesör Doktor Sezen Arat hocamız Namık Kemal Üniversitesi'nde klon çiftliğini kuran çift. Ve biz katılımcılarımızla birlikte klon çiftliği gezeceğiz ve ilk defa katılımcılarımızla birlikte bir klon görme, belki de onları sevebilme ihtimali ile edeceğiz. Berlin hocam, Semra hocam, Beyha Banu hocam, Hikmet hocam ve Korkut hocam bizlerle olacaklar. Gene özellikle adli tıp ve
siyah biyoteknoloji yani terör biyoteknolojisiyle ilgili ayrıca ekstra konularımız var. Günümüzde çokça tartışılıyor biyoterörizm biliyorsunuz. Bununla ilgili gene Türkiye'de birçok ürünü ıslah etmiş ve GDO yapmış bir hocamız var. Doçent Doktor Necmi Beşer. Hepiniz belki Osmancık Pirinci'ni bilirsiniz. Onun isim sahibidir kendisi. Kendisinin ürünü. Gene diğer ekibimizden insanlar, arkadaşlarımız ve projenin arka tarafında bize çok destek olacak, arı gibi çalışacak rehberlerimiz. Evet, şimdi projenin katılımcı başvuruları çok merak ediliyor. Ne zaman başlayacak, nasıl başvuracağız diye. Özellikle sitemiz hocam. Ile 24 Temmuz tarihleri. Efendim? Özellikle sitemizi çok merak ediyorlar. Başvuracağınız bir site var mı? İşte ne bileyim, hangi siteden araştırabiliriz gibi. Öyle ki bizim geçen sene ve önceki sene yaptığımız projelerden bir fikir sahibi olmak istiyorlarsa onlara bakabilirler. Bu seneki web sitemiz daha aktif olmadı. Programımız içerisinde zaten gelecek ay içerisinde web sitesini kurmak vardı. Onu da kurduğumuz zaman sizin vasıtanızla paylaşırız. Başvurularımızı 1 Haziran 24 Temmuz arasında alıyoruz. Hocam matematik öğretmeni de aldın ya. Akadarlık tanışmışlığımız var. Fenci almayın, arada bizden de aldın birkaç tane. Gelecek projelerde belki değerlendirebiliriz. Başvuruların değerlendirilmesi 27 Temmuz, 1 Ağustos kesin kayıt ve onay tarihi 4 ile 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. 25 asil, 25 yedek açıklayacağız. Asillerden olur da gelemeyen olursa yedek listemizden alacağız. Şimdi nasıl bir şey bekliyor bizi, orada nasıl bir hayat var diye merak ediyorsanız bir önceki projemizden basit bir video hazırladım. Onu izleyerek belki bir fikir sahibi olabilirsiniz diye düşürdünüz mü? Emin değilim ama en azından zihninizde nasıl bir ortam sizi bekliyor? Bilimi dolu dolu yaşayacağımız bir projeyle karşı karşıya olacaklar. Ondan emin olabilirler. Şimdi genelde şu soruluyor ya. Biyoteknoloji çok pahalı. Evet. Malzemeleri çok pahalı. Evet. Bilgi ihtiyacı çok fazla ve bu bilgi kaynakları sınırlı ve genelde farklı dillerde. Yani İngilizce, Japonca vesaire vesaire. Türkçe kaynak sınırı var. Biz bu kadar derin ve hayatımızın içinde olan bilimi nasıl sınıfa aktaracağız? Hadi aktardık diyelim, çok mu pahalı gelecek? Hayır. Özellikle fen bilimleri öğretmeni için, öğretmenler için bir önceki projemizi revize ederek onların sınıfta biyoteknoloji çok farklı yöntemlerle kullanabilmelerini olanak sağlayacağız. Burada basit bir örneğimiz var. Yine katılımcılarla birlikte laboratuvarda gerçekleşeceğimiz etkinliklerden bir tanesi. Laboratuvar içi nasıl oluyor onu göreceğiz. Tam ekranı paylaşmadınız. Örneklerimizden bir tanesiydi. Çok üst düzey bir malzeme gördünüz mü bilmiyorum ama bir pipet, bir pet bardak, su, deterjan genellikle bunlarla yapılıyor. Detayını Tuğba Hocam anlatacak size oraya geldiğimizde. Şimdi biz bu eğitimi verdik ama
Bu eğitim ne kadar etkili oldu? Acaba katılımcılarımız gerçekten bir şeyler öğrendiler mi? Bunu ölçebilmek adına 3 tane ölçeğimiz vardı. Tutum, bilgi ve biyoetik görüşler ölçeğimiz vardı. Burada biliyorsunuz tutum özellikle eğitim bilimlerinde çok rahat değiştirilebilen bir şey değil. Yani bireydeki tutumu değiştirebilmek zordur. Biz katılımcılarımızın biyoteknolojiye olan tutumlarını 8 günlük bir süre içerisinde istatistiksel olarak yüksek düzeyde, anlamlı derecede değiştirdik. Bizim projelerimizin yegane kuvvetli noktalarından bir tanesi bu. Peki tamam, tutum değiştirdi, biraz daha biyoteknolojiyi seviyorlar. Acaba bir şeyler öğrendiler mi? Bunu sorduğumuz zaman, bakın, biyoteknolojinin bilgi ölçeğinin alt kısımlarını burada görüyorsunuz. Biyoteknolojinin kendisine dair bilgi ölçeği, genetik mühendisliği, klonlama, DNA parmak izi, elektroforez ve genetik kimliklendirmeye baktığım zaman şuradaki P değerlerinin gene yüksek düzeyde anlamlı olduklarını göreceksiniz. Yani proje başında ve sonunda ilgileri arasındaki farkın yüksek düzeyde farklı olduğunu ifade ediyor. Gene biz katılımcıları tabii ölçme araçlarıyla ölçüyoruz ama kendilerini de nasıl değerlendirdiklerini çok merak ediyoruz. Yukarıdaki kısımda katılımcıların projeden önce bir biyoteknolojiyle alakalı etkinlik yapıp yapamayacakları hususunda bir soru sorduk. Acaba kendilerini ne düzeyde görüyorlar? Yani bir etkinlik yapabilirim, 0 ile 10 arasında kendinizi dereceleyin istedik. Ve proje başlangıcında bunun çoğunluğunun 0 ile 5 arasında olduğunu gördük. Proje sonrasında bu soruyu sorduğumuz zaman, kendinizi gene etkinlik yapabilme noktasında hangi noktada görüyorsunuz dediğimiz zaman, 0 ile 10 arasında katılımcılarımızın çoğunluğunun 6 ile 10 arasında kendini puanladığını görüyoruz. Bu noktada sözü Tuğba Hocam'a devretmek istiyorum. Umarım çok uzatmamışımdır. Tuğba Hocam, ölçme araçları ve etkinliklerle alakalı bilgi verecek size. Mete Hocam, Hikmet Hocam, tüm değerli katılımcılara iyi akşamlar diliyorum. Hocalarımın söylediğine ek olarak ben de proje işleyişiyle ilgili birkaç hususa değineyim. Sesim geliyor mu bu arada? Evet hocam, evet. Geliyor. Tamam. Uygulamalar aslında 3 boyutta gerçekleşecek. İlk aşamada teorik bilgi ve profesyonel laboratuvar çalışmaları var. Biyoteknoloji hocalarımın da belirttiği gibi oldukça geniş bir kavram. Ancak mevcut fen öğretim programında konuya yönelik kazanımlar oldukça kısıtlı. Bu kazanımları öğrencilerimize edinirebilmemiz için proje sonunda katılımcıların da donanımlı olmalarını tabii biz arzu ediyoruz. Bu yüzden açıkçası bu aşamaya değer verdiğimizi de belirtmek istiyorum. Tabii bu bilgi ve laboratuvar uygulamaları ortaokul seviyesinde ne kadar işlevsel kullanılır? Bu da ayrıca önemli. Bu anlamda öğretmenlerimizin dersleri rahatlıkla uygulayabilecekleri, sonra maliyet ve ulaşılabilirlik anlamında malzeme sıkıntısı yaratmayan etkinliklerimiz de olacak. Yani öğretmenlerimizle bunların yapılışını paylaşacağız. Ayrıca biliyorsunuz Fatih Projesi kapsamında artık okullarımızın çoğunda etkileşimli tahtalar var. Sanal laboratuvar etkinlikleri olabilir, Web 2.0 uygulamalarıyla olabilir. Akıllı tahtaları biyoteknoloji eğitiminde nasıl daha verimli kullanacağımızı da öğreneceğiz tabii. Bunun yanında öğretmenlerimize konuyla ilgili bilimsel senaryo yazabilme yeterliliği de kazandırmayı planlıyoruz. Bu konuda ben elimden geleni size vermeye çalışacağım. Aslında öğretmenlerimizin proje bitiminde çalıştıkları okulla bakılmaksızın avantajlı ya da dezavantajlı olması fark etmeden öğrencilerine biyoteknoloji anlamında ulaşabilmeleri, bu bir hedef. Şunu da belirtmek isterim. Proje sırasında tüm bu etkinlikler yazılı doküman olarak da zaten hocamın belirttiği gibi bir doküman haline getirilecek. Katılımcılarımızla paylaşılacak. Sonra çeşitli sosyal ağlardan yaygın etkiyi arttırmak için katılamayan öğretmenlerimize de sunulacak. Bu da tabii projenin ayrıca bir artısı olarak düşünüyoruz. Son olarak ölçme ve değerlendirme boyutundan da ben biraz bahsedeyim. Projenin başında ve sonunda ön test ve son test şeklinde 3 ayrı ölçeğimiz var. Bunlar biyoteknoloji ve genetik mühendisliği bilgi testi, biyoteknolojik tutum ölçeği ve biyoetik değerler ölçeği. Ölçeklerin isminden de anlayabileceğiniz gibi, yani bu projenin sonunda katılımcılarımızdan beklentimiz biyoteknoloji anlamında bilgi düzeyleri gelişmiş. Sonra
biyoetik değerlerin farkında ve biyoteknoloji anlamında olumlu tutumlara sahip bireyler olmaları ve tabii ki kendi kazanımlarını da öğrencilerine aktarabilmeleri. Bunun yanında tabii bilimsel olarak olmasa da biz eğitimin duygusal yönüne de önem veriyoruz. Ayrıca bir de zarf etkinliğimiz olacak. Hem proje ekibiyle katılımcıların iletişimini arttırmak için, hem katılımcılara sonrasında güzel bir anı bırakabilmek için. Daha önce ben 2018 yılında Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji 4005 projesinin bir katılımcısıydım. Çok zevk aldım. Bu proje de onun daha gelişmiş, daha fen bilgisi öğretmenlerine hitap eden bir şekli. Umarım bu atmosferde beraber oluruz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Katıldığınız, değer verdiğiniz, var olun. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Ben hocam, benim son 2-3 slide'ım kaldı. Toparlıyorum. Yasin hocam, tamamdır. Oradan bakıyorsun. Tamam. Evet. Aynen. Buyurun hocam. Farkındayım. Toparlamak üzereyim. Şimdi biz bu kadar projeyi anlatıyoruz, heyecanlıyız, alanın içerisindeyiz, evet, ama acaba katılımcılarımız ne düşünüyor? Yani projeye gelmiş biri bununla ilgili nasıl bir fikre sahip? Onunla ilgili bir dakikalık kısa bir videom var, katılımcı görüşleriyle alakalı. Beklentilerimin çok çok ötesindeydi. Ve sadece bu benim görüşüm değil, gruptaki bütün arkadaşlarımızın konuşup teyit ettiği görüşüdür. Hem bilgi açısından, hem hayatı paylaşma açısından, hem laboratuvar teknikleri ve bilginin aktarımı açısından gerçekten çok dolu dolu geçen, doyurucu geçen bir süreçte. Çok teşekkür ederiz. Hocam, en çok aklınızda kalan aktivite nedir? Drama çalışmaları çok eğlenceliydi ve gerçekten biyoteknolojiye bakış açımızı aslında bize gösterdi. Ve eğitimin başında ve sonunda değişen düşüncelerimizi de öncesinde ve sonrasında yaptığımız dramalarla fark etme şansı bulduk. Dramalar çok keyifliydi. Derslerden de tabii ki laboratuvar dersleri. Çünkü biz buraya gelirken en fazla sanırım öğrenciye nasıl aktarırız, öğrenciye nasıl faydalı oluruz bunu düşünmüştük. O yüzden laboratuvar çalışmalarında öğrenciye aktarma teknikleri bir bir bize verilince çok keyifliydi benim için. Mesela DNA kolyesini hepimiz çok çok keyifli hazırladık. Hocam, meslektaşlarınıza projeyi tavsiye eder misiniz? Tabii ki. Zaten buraya geldiğim için kendimi çok şanslı sayıyorum. Proje sürecinde de arkadaşlarımla zaten sosyal medya aracılığıyla da görüşme durumunda kaldık hep. Paylaştığımız fotoğraflar onlar için çok çok heveslendirici bir motivasyon oldu sanırım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Katılımcılarımızın ne kadar öğrendiği ve bunu ne kadar aktarabildiği çok önemli. Ama projenin asıl çıktısı bu fotoğraftır. Projemize katılan öğretmenlerimizin kendi öğretim ortamlarına döndüklerinde bunu ne kadar uygulayabildiğini öğrenmek istiyoruz ve bunu bizlerle paylaşmalarını istiyoruz. Bizim için asıl hedef bu fotoğraflarda gördüğünüz çocukların gözlerinin parlaması, yüzlerinin gülmesidir. Ekstra yaptığımız etkinliklerle birlikte biyoteknolojiye vakıf bir gençlik de hedeflerimizin arasında. Evet, son olarak bağlayacak olursak eğer biyolojide, biyoteknolojide asıl kısıtlayıcı şey insanın hayal gücüdür. Hayal gücünüz ne kadar genişse o kadar farklı şeyler yapabilirsiniz. Eğer gerçekten inanırsanız bitkiler ışıldayabilir, balıklar uçabilir, kuşlar yüzebilir. Ben dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Mete Hocam, gerçekten size, değerli hocalarımıza, katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi benim birkaç sormak istediğim soru var. Ondan sonra katılımcılarımızın sorusunu almak istiyorum. Katılımcıların öncelikle çok merak ettiği şeylerden bir tanesi, özellikle kafalarındaki tereddütlerden bir tanesi, şu andaki günümüzdeki yaşadığımız COVID sorunu. Koronavirüse karşı sizler projenizde ne gibi önlemler düşünüyorsunuz ki katılımcıların kafasındaki soru işaretini en azından azaltabilelim? Teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Yani yaşadığımız süreç gerçekten sıkıntılı bir süreç. İnsanların evine kapandığı, kendi sağlıklarını düşündükleri, sevdiklerini düşündükleri bir dönem içerisindeyiz. Bizim için de sağlık çok önemli. Katılımcıların sağlığı da
Gene bizim için çok önemli. Tabii bunu süreç belirleyecek. Ümit ediyoruz ki projemizi gerçekleştireceğimiz zamana kadar herhangi bir sorun yaşamayız. Bununla alakalı kendi önlemlerimizi tabii ki alıyoruz. Proje ekibimizde fikir telakkisi yapıyoruz, neler yapabiliriz diye. Öncelikle projemizde bir sağlık uzmanımız mevcut ve bütün etkinliklerde bizimle birlikte etkinliklere katılacak ve katılımcıların bizim proje ekibinin sağlığıyla ilgilenecek. Bunun dışında bulunduğumuz lokasyonda tıp fakültesi mevcut ve bize çok yakın. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşmayı düşünüyorsak ya da bir şüphemiz varsa direkt sağlık kuruluşuna başvuracağız. Bununla birlikte arzu ederlerse bütün katılımcılarımız için maske, dezenfektan gibi, eldiven gibi materyalleri karşılayacağız. Konaklama hususunda konaklayacağımız uygulama oteli içerisinde kişerli konaklatacağız ama aradaki mesafe ve kişisel hijyenin korunabileceği ortamlar bunlar. Yine çok geniş bir teorik eğitimlerin olacağı bir salon düşünüyoruz. Yine arada 1 metre, 1,5 metre mesafenin olacağı şekilde oturma planları düzenliyoruz. Şimdilik önlemlerimiz bu şekilde. Ama dediğim gibi biraz daha süreç belirleyecek, alınan önlemleri süreç bize gösterecek diyebilirim. Şimdi etkinliklerde neler yapacağınıza baktığımda çok hoşuma giden birkaç şey oldu. Ona değinmek istiyorum. Klon çiftliğinin gezilmesi ki benim bir ilgimi şu anda fazlasıyla çekiyor. Rize'den Edirne'ye doğru bir geçiş ister istemez insan yapmak istiyor şahsen. Özellikle bunları sergileyeceğiniz şunu söyleyeyim. Mesela klon çiftliğinde öğretmenlerimiz bir şeyler fark edecekler. Nasıl yapıldığını, işte bunların sonuçlarını görecekler. Ya da katılımcılarımızın, hocalarımızın, eğitmenlerimizin arasında, uzmanlarımızın arasında adli tıp biyoteknolojisi uzmanınız vardı. Ya, tam ismini hatırlamıyorum ama buradaki öğrenecekleri şeyleri özellikle mesela ben kurgusal bakımından ders aktarılmasını, işte gen aktarımı ya da gen terapisinde çok güzel bir zarf oyunu oynatarak bunları sergileyebileceğimi tasarladım kafamda ama mesela böyle tabii ki etkinliklerinizin tamamını bize açıklamanızı bekleyemiyorum ama böyle lokum tadında tatlı tatlı küçük küçük bizimle paylaşabilir misiniz? İlginizi çekecek, katılımcıların ilgisini çekecek, bizleri daha çok sizlerin projesine katılmak isteyeceğimiz bir şekilde. Tabii ki hocam, en başta da söylediğim araya gibi. Araya bir girsem, sorumu kapatma imkanımız var mı acaba hocam? Yani tam yüzünüzü görelim böyle daha bir derinden. Öyle mi? Tamam. Evet, şimdi daha iyi oldu herhalde, kusura bakmayın. Fark etmemiştim. Evet, teşekkür ediyorum Serdar Hocam uyarın için. Şimdi değerli hocalarım, en başta da bahsettiğim gibi bütün etkinliklerimizi orta öğretimde, ortaokulda uygulanabilecek şekilde tasarladık. Neler var? Özellikle sanal laboratuvar uygulamaları var. Küçük kağıt, kalem ve makaslarla uygulanabilecek etkinliklerimiz var. Adli tıp uygulamalar için sanal laboratuvar uygulamalarımız var. Çocuklarımız bayılır. Yani bir reaksiyonlu üst düzeyde bir sanal laboratuvarda bir çocuğun uyguladığını düşünün. Klonlamasını düşünün. Ya da en basitinden fenotipte görünen bir özelliğin DNA'da sonraki jenerasyonlara nasıl aktarıldığını gösteren bir oyunumuz da var mesela. Fission Genetics diye. Yanlış hatırlamıyorsam Cambridge Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu bir sanal laboratuvar uygulaması. Kendimiz denedik. Ben şahsen uyguluyorum. Hocalarımız uyguluyor. Öğrencilerin çok dikkatini çekebilecek ve eğlenerek öğrenebilecekleri uygulamalarımız mevcut. Hocam gerçekten teşekkür ediyoruz. Katılımcılarımızdan soru sormak isteyenler varsa el kaldırabilirler ya da mikrofonlarını açıp sorabilirler. Hocam ben bir soru sorsam ondan sonra da şöyle bir şey yapsak. Şimdi herkes gerçekten soru sormak isteyecek. Bu konuda Ersin Hocam sana bayağı büyük düşecek. Hani birbirimizin sözünü kesmeden soru sormak isteyecek. O şekilde yapalım. Şimdi ben de Mete Hocam zaten yoruldu. Bayağı bir soru sunumunda. Çok keyifli anlarımız oldu. Ben şunu sondan başlayarak sormak istiyorum aslında. Neden kuş uçsun veya balık uçsun? Niye insan canlı doğasına bu kadar müdahale ediyor? Sosyal bilimsel konu dedi. Evet, ben de argümantasyon çalıştım yüksek lisans tezimde. Bu tartışma konularını, sosyal bilimsel konularda argümantasyonu toplumumuzda veya sınıflarımızın içerisine getiriyoruz. İyi tarafları var ama insan bir taraftan da korkuyor.
Yani insanın bu kadar müdahale ettiği bir doğada yaşamak gerçekten keyif verecek. Ben bunu sormak istiyorum. Bu sorunun cevabını alanın çalışanı verebilir bence. Hikmet Hocam buradayken bana söz düşmez. Bence Hikmet Hocam cevaplasın sorun. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Soru güzel gerçekten. Hocam bilimi durduramayız. Merakımızı durduramayız. Devam etmek zorundayız her zaman. Ama devam ederken de artılarıyla eksileriyle değerlendirmemizi de yapmak zorundayız. Mutlaka gelişmelerin önü açık. Bilim teknolojiyi tetikliyor, teknoloji bilimi tetikliyor. Bunlar birlikte çok güzel hareket ediyorlar. İlerleyen dönemlerde çok daha güzel örneklerini göreceğiz gerçekten. Dolayısıyla hayatımızı değiştireceğiz, tabii ki müdahale edeceğiz ama iyi yönde müdahale bekliyoruz. Bunun için de değerlendirmeler yapabilmemiz gerekiyor. O yüzden söylemiştim, öğrencilere artılarıyla eksileriyle bu konuları anlatmamız lazım. Onları tartışmamız lazım. İlerleyen dönemlerde belki mesleklerinde bilinçli karar vericiler duruma gelebilirler, durumuna gelebilirler. O durumda da gerçekten onlardan en doğru kararı vermelerini bekliyoruz. Belki bu alanlarda gelişme gösterecek öğrencilerimiz olacak. Belki yönetici konumunda olacak öğrencilerimiz olacak. Dolayısıyla biz her iki durumu da öğrencilerimize aktarıp tartışmalarını dediğim gibi bilinçli karar verebilmelerini sağlayarak biz bilimi biraz daha kontrollü idare edebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Yani bu konuyla ilgili tartışmamız gerekiyor. Cevabı ekstrem bir ekleme yapmak istiyorum. Evet. Buyurun hocam. Serdar hocam, bu arada biz müdahale etmeden doğal olarak ışıldayan bitkiler, uçan balıklar ve yüzen kuşlar var. Tabii ki, muhakkak. Evet, değerli katılımcılarımızdan soru sormak isteyen varsa ellerini kaldırabilirler. Buradan biz en azından görmüş oluruz. Soru sormak isteyen hocalarımız var mı? Yoksa ben soru sormayı devralayım mı? Hocam, şu anda gördüğüm kadarıyla hocamlar düşünsünler. Ben evet. Bir şey daha paylaşayım. Evet. Var. Sadece belli bir grubu alabiliyoruz. 25 bin öğretmeni alabiliyoruz tüm Türkiye içerisinde. Ama ben biliyorum ki bir önceki projelerden de katılmak isteyen çok fazla hocamız oluyor. Onları da çok üzmekte istemediğimiz için gene başvursunlar. Her zaman ihtimalleri var. Çünkü biz katılımcılarımızı kurayla çekiyoruz. Belli kurallar dahilinde. Herkesin ihtimali var. Gelme ihtimali var. Hatta önceki projelerimizde şunu da denk gelmiştim. Bana çıkmaz diye düşünüyordum ama gerçekten arıyor musunuz diye soran hocalarımız da olmuştu. Herkesin eşit miktarda şansı var ama katılamayacak olanlar üzülmesin. Hani belli şartlarda katılamayacaklar üzülmesin. Etkinliklerimizin hepsini bire e-kitap şeklinde web sitemizde paylaşacağız. Ayrıca altyapımızı da eğer uygun şekilde tasarlayabilirsek, bununla ilgili bir bilgisayar programcısı arkadaşımız da var, rehberimiz yardımcı olacak bize. Bütün teorik eğitimleri biz canlı yayınlı olarak da vermek istiyoruz. Ve bu canlı yayınlarda elde edilen videoları daha sonrasında web sitemize eklemek istiyoruz. Hem Türkçe kaynak imkanını artıralım istiyoruz. Hem de gerçekten işi merak eden, öğrenmek isteyenlerin ulaşabileceği bir kaynak oluştursun istiyoruz. Buradan şöyle bir şey söyleyeyim Ersin'cim. Evet, biz bu platform olarak, yani TÜBİTAK 4004-4005-4007 paylaşım grubu olarak 2 yıldır varız. Bu serilere yeni başladık. Siz 5. katılımcımız olarak burada sunumunuzu, projenizi tanıtıyorsunuz. Biz de o canlı yayınlarınıza aracılık yapmak isteriz. Her daim, yani çünkü bizim buradaki tek amacımız ve nihai amacımız öğretmenlerin orada neler oluyor, bana hitap ediyor mu ve gerçekten oraya niye gitmeliyim soruların cevabını vermek için kurduk bu sayfamızı. Yoksa öğretmenlerden kuruluyuz. Ben de Rize'de Bilim Sanat Merkezi'nde fen bilimleri öğretmeniyim. Ersin Hocam da fen bilimleri öğretmeni. Yönetici kadrolarımız genellikle sayısalca kimya öğretmenimiz var. Lisede yine bilim sanatta görev yapmış. Ondan sonra Samsun'da 2 tane fen bilgisi öğretmenimiz var. Peki buradaki amacımız bizler bir parça farklı projelerde bu TÜBİTAK 4005-4004 projelerinin ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Niye diğer öğretmenlerimiz bunlardan istifade etmesinler? Yaygınlaştırmayı da arttırabilmek.
Şu an hiçbir sayfa bu projelerin tanıtımıyla ilgili herhangi bir canlı yayın yapmıyor. Biz ilk yapıyoruz. Bunun reklamını yapmıyorum, yanlış anlamayın. Sadece özellikle COVID sonrası projeler etkilenmesin, katılımcılar eksilmesin diye, o projeler canlı olsun diye bir nevi ne yapabiliriz sorusunun cevabı aslında bu faaliyetler. Bu noktada bize katkı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yani buradaki kıymetli profesör ve doçent hocalarımız da var. Mete Hocam siz de hakeza. İlk günden itibaren yapalım şu canlı yayını, temas kurmanız bize, pozitif dönmeniz çok çok kıymetliydi. Ben ekibim adına, en azından şahsım adına çok çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ersun Hocam'ın da ekleyecekleri muhakkak vardır. Ersun evet, Hocam, burada katılımda bulunabilir miyim acaba? Bölüyorum sözünüzü izninizle ama. Ender Hocam şöyle söyleyeyim. Evet. iPhone kullanıcımız bir izin istedi. Önceliği ona... Tamam hocam. Tabii. Sonra, tabii ki hocam. Tabii ki hocam. Evet. Tabii ki iPhone, hocam. iPhone Nikli Hocamız buyurun. Mikrofonunuz açık. Hocam el kaldırdınız. Buyurun. Sizi dinliyoruz. Mikrofonunuz açık. Şu anda konuşabilirsiniz. iPhone Nikli Hocamız. Evet hocam. Sesi gelmiyor herhalde. Evet. Ender hocam buyurun sizi alalım. Mete hocam da öncelikle Mete hocamın sevgilerimi saygı, bayağıdan beri görüşemiyoruz. TÜBİTAK temsilciler olarak toplantı yapamıyoruz bayağıdan beri. Mete hocam hani video çekimi demiştiniz. Ben bir ilde gördüm. Hizmet içi eğitim, hani bu konuda değil ama o çektiğiniz videoları il milli eğitim veya yani illerdeki eğitimlerle hizmet içi eğitim haline dönüştürme şansımız varmış. Ben bunu mesela araştırdım. Siz dediniz ya mesela videoları kaydedeceğiz. Nasıl biz EBE'den hani eğitim başları işte müze eğitimi, okul tabanlı afet eğitimi gibi. O videoları birleştirerek bir hizmet içi eğitim faaliyeti yapıp daha çok fen öğretmenine, tabii matematikçileri varsa geçiyoruz artık, daha çok fen bilgisi öğretmenlerine ulaştırmak şansımız olabilir mi? Ne dersiniz? Hani size katkıda bulunmak için. Gayet güzel. Çok teşekkür ederim hocam. Belirttiğin için. Bununla ilgili Trakya Üniversitesi'nde bir çalışmamız var açıkçası. Ders hazırlamasıyla alakalı. Tam biyoteknoloji değil. Biyoteknolojinin alt bir dalıyla alakalı. Bunu da yine TÜBİTAK'la birlikte yapıyoruz. TÜBİTAK'ın e-içerik oluşturma platformları var, projeleri var. Eğer bir gün biyoteknolojiyi bu kadar geniş bir alanı e-ortamda anlatabiliriz. Bu projeyi kaldırabilecek yeterlilikte ve kapasitede akademisyene sahibiz dediğimiz zaman tabii ki de yapacağız. Ama ne kadar yaparsak yapalım, biyoteknolojinin tamamını kapsayamayacağız. Bunun için de üzüntülüyüm. Teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, başka soru sormak isteyen hocalarımız var mı? Yani bir saat soluksuz hiç kesilmeden dinleyebilecek bir kitleye sahibiz. Gerçekten öncelikle çok şanslıyız. Teşekkür ediyorum buradan katılımcılarımıza. Soru sormak isteyen varsa elini kaldırabilir ya da mikrofonu açıksa ya da mikrofonu açık konuşabilir. Yasak koymadım. Hocam, soru sormak isteyen sanırım kitlemiz yok. Evet. Ben sadece şunu... Detaylı ve açıklayıcı oldu sanırım sunum. Evet, herkes... kesinlikle. Yani ben az önce bir soru soracaktım. Yani evet, katılımcıları neye göre seçeceksiniz diye. Siz söyleyince ben kaldım tabii ki. Şunu söylemekte fayda var. Yani biyoteknoloji deyince bizler gerçekten sınıflarımızda etkinlikler koyma konusunda tabii sosyobilimsel onları argümantasyonla işlemeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimizi aktifleştirmek adına ama bu projede sanırım daha da etkili elemanlar, daha da etkili etkinlikler göreceğiz. Bize bilgilendirdiğiniz için, teklifimizi kabul edip böyle bizlere güzel açıklamalarda bulunduğunuz için hem size hem proje ekibimizdeki hocamıza, Hikmet hocamıza, Tuğba hocamıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Yani eğer söylemek istediğiniz başka bir şey varsa buyurun sözü size bırakacağım, ekibinize bırakacağım ve vedalaşalım hocam. Peki. Ben böyle bir imkan sunduğunuz için size teşekkür ediyorum. Tabii bu işin olurunu sağlayan TÜBİTAK var. Ona ayrıca bir teşekkür etmek evet, lazım. Evet. Maddi desteği onlar veriyor. Biz gönüllü oluyoruz, biz bu işi yaparız diye. Daha önceki proje yürüttük. Çok da güzel oldu. Bu üçüncü projemiz. Yani benim yürütücü olduğum ilk proje aynı zamanda. Önceki projelerin de mimarı bendim ama
Yürütücü benim tez danışmanımdı, sağ olsun. Çok yardımcısı oldu bize. Bu projelerin en önemli noktası insanlar. Şöyle bir durumdayım şu an. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim, her ilde en az iki tane evim var. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Her konuda danışabileceğim, Türkiye'nin her tarafında farklı insanlar var. Bu projelerin en önemli noktası bu aslında, insan biriktirmek. Ben şahsım adına çok mutluyum. Umarım gelecek arkadaşlarla birlikte bu heyecanı paylaşırız ve en iyi derecede, en iyi şekilde projeyi yürütürüz. Ben gene kendi ekibime çok teşekkür ediyorum. Onlar olmadan bu iş olmaz zaten. Alan uzmanları çok sağ olsunlar. Onların da bir kısmını burada davet etmek isterdim ama yüzleri eskimesin istiyorum. Onları projede göreceğiz. Hikmet Hocam sağ olsun bizi kırmıyor her zaman. Duruşuyla, bilgisiyle, alandaki ağırlığıyla bize ayrı bir güç katıyor. Tuğba Hocam'ın yine enerjisi aynı şekilde. Ben sizin nezdinizde ve katılımcıların nezdinde hem size hem de onlara ayrı bir teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Hepinize iyi akşamlar diyoruz. Katılımınız için tekrar teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere tekrardan. Projemize bekleriz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.